Siz en çok e, AKP'ye o istediğiniz için mi işlerdiniz değil mi? Tabii. Aslında çok gündem oldum. Ama ben AKP'ye o istemedim. Ben bir gerçeklikten bahsettim. Zaten dedim ki finalde bu olacak. Hani siz istediğiniz kadar benle kavga edin. Çünkü ben şöyle düşündüm. Yine bak giriyorum yanlışlıkla siyasete sakın beni linç etmeye. Şöyle söyleyeyim. E, tutarsızlıklar vardı. Ben şunu sevmiyorum. Ben de modern, aydın bir insanım. Hiçbiri yanımda çağdaş olduğumu düşünüyorum. Hatta 10 yıl önce ben e, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı çocuktum. O 19 yaşında sevmediğim hakkında bir tweet atmışım. Gitsin artık falan filan diye. Bunu da gündeme getirdiler. Ama 10 yıl geçmiş 29 yaşındayım ve fikirlerim değişmiş. konjektür değişmiş. O dönem ben hiç sevmiyordum. Böyle cemaatler bir şeyler vardı. Hiç sevmiyordum. Ve insanlar bizim oturduğumuz mahalledeki insanlar bunu seviyordu. Öyle dersenler vardı. Atılıyordum ben hep biliyor musunuz? Hani beni linçliyor ya şimdi bir kesim. Ben hep atılıyordum öyle dersenle. Babam bir kere gönderdi. Şimdi teşekkür ediyor kızım bizi kurtardın diye. İyi ki denir dediğimizsin diye. O dershanelere kaydediyorlardı. Ben diyordum ki ben derste yukarı hani çıkmak istemiyorum. Yani ben namaz kılmaya ders, o matematik dersi alırken çıkmak istemiyorum. Evimde bunu babamla annemle kendim yapabilirim diyordum. Doğru konuştuğum için atılmıştım. Ee, ve o zaman da de demiştim bu doğru değil. Hani bu benim için. Zaten aradan yıllar geçti. Doğru olmadı. Hani yanlış oldu. Ortaya çıktı. Çok kötü bir dönem yaşandı 15 Temmuz gibi. İyi ki de güzel ülkemiz çıktı hani bunun içinden. Şimdi de AK Parti o istemem nedeni, o istemek değil aslında. Erdoğan desteklememe nedeni de deprem döneminde benim fikirlerim değişti. Çok ciddi anlamda böyle bir anda değişti. Rüyama da Erdoğan girdi beni. Orada hissediyordum zaten insanlar öldüler. Ama insanların ölümü üzerinden bir siyaset yapıldı karşı tarafta. Bu beni, ben böyle algıyordum yani. Bu beni çok yıprattı. Bir de şunu da kabul etmedim. Ben o konserlerimde bunu konuşmadan önce de linçleniyordum zaten eski konserlerde. Hep Anadolu halkına o işte varoşlar denilen yerlere ben de öyle bir yerden geldim. Ama çok lüks ve zengin zevklerim vardı yani. Kendi işte dünyamda bir piyano falan çalmak istiyordum. Çok linçlenip insanların hani çomar, yok işte koyun bilmem ne denmesini doğru bulmadığım için aşağılanmasını insan haklarına aykırı ve Atatürk ilkelerine aykırı bulduğum için ben bu tarafı desteklemedim. Zaten masada da bir tutarlılık yoktu. O kalkıyor, o kavga ediyor, bu ediyor. Yani Hepsi bir şey için böyle gelmiş. Dedim ki ne alaka yani hiçbir birbirine uyum yok. Hani ben buraya veremem. Bana güven vermiyor, istikrar vermiyor. Ya da ne bileyim iyi bir şey de takdir edersiniz Armağan Bey. Ben mesela ben buna karşıyım yani. Mesela ülke araba üretiyorsa, bir şey yapıyorsa, bir şey iyi bir şeyi hani kendisi lan üretiyor takdir edersin. Kötü bir şeyi de şey yaparsın. Mesela ben zamları şu an destekliyorum ama zamlar çok üzüyor beni. İnsanlar çünkü biz yaşayabiliyoruz ama yaşayamayan bir kesim de var. Ben zamanda yaşayamıyordum. Hani bunları da açık yüreklikle söylüyorum. O yüzden ben fanatik bir tarafta olduğumu da düşünmüyorum. Yani konunun da siyaset olduğunu düşünmüyorum. Şimdi siyaset konusunda beni eleştirip de bacağı kalın, aygır, öküz derlerse... ...bu tarz kötü laflar duyuyor, yapar, linç yaparlarsa... ...ben bunun cinsel açlık falan olduğunu düşünüyorum. Yani hani Afrika falan mısınız yani? Hani bir de bunu yazan insanlar, çok ünlü isimler de bana hakaret etti. Yani modacı bir insan vardı, ismini vermeyeyim. O da dedi yani. O ceketinle göbeğini kapatamamışsın gibi bir yazı yazdı bana. Çok da bildiğiniz biri. Sana ne benim göbeğimden? Sana ne kardeşim yani? Ha seni ne? Bu, ben bunun içine sapıklık olduğunu düşünüyorum. Çok net.